Yani biz her şeye rağmen umutlarımızı koruyoruz ve olumlu bir karar çıkacağını, en azından tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını umuyoruz, bekliyoruz. Sayın Demirtaş'ın dosyası bir üzerinden gelecek. Ama yani tabii ki taktik olarak seçim öncesinde siyaseten yani ben Avrupa ile ilişkileri daha fazla germeyi göze alamayıp belki öncesinde de yani tahliye etmeyi düşünebilirler. Kendisi. Yani evet ahim evet. Değil hani sanki Türkiye kendi iradesiyle bunu yapmış zaten hani ara kararlarla canları istediğinde evet. Yani artık hukuk öngörülebilirlik falan diye bir şey yok. Şimdiye kadar yaptıkları hukuksuzlukları hani bir başka yani olağanüstü bir kararla pekala. Hala aslında evet. Normalde zaten gecikmiş olan, zaten şimdiye kadar tutukluluğu kabul edilemez bir durumdur. Yani böyle bir adım da atabilirler. O artık Türkiye'de ne yazık ki hani yargının kuralları çerçevesinde değil, siyasetin evet. Hesapları, beklentileri, planları çerçevesinde ele alınacak bir konu. Şimdi bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Seçimlerden önce Sayın Demirtaş'la ilgili olumlu bir karar AİHM'den tahliyesi yönünde çıkabilir. Bunu çıkması gerekir. Çıkması size göre gerekli. Evet. Tabii. Keşke AİHM'e kalmasa size göre. Gayet tabii. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki o süreçten böyle bir sinyal aldınız anladığım kadarıyla. Yani tahliyesi yönünde bir karar AİHM'den çıkacak seçimlerden önce. Ancak diyorsunuz ki bu işi AİHM'e bırakmamak için hükümet seçimlerden önce böyle bir kararın çıkması yönünde devreye girebilir Sayın Demirtaş'ı AİHM'den önce Türk mahkemeleri, Türk yargısı serbest bırakabilir diyorsunuz. Şimdi tabii.